Haziran başında Deccal'dan bahsediliyor. İz be'asallahu teala el-Mesih'a İbne Meryem. Deccal'ın en azgın zamanında Allah-u Teala Meryem gönderecek. Meryem oğlu Mesih. İsa Aleyhisselam bir ismi de Mesih'tir. Mesih. Mesih. Mesih iki anlamına geliyor. Bir seyahattan geliyor. Sürekli gezdiği için. Bir anlamı da dokunma, mes anlamına geliyor. İsa bir şey dokundu mu hasta şifa bulurdu. El dokunduğu zamanlarda. Burada hadis işte böyle geliyor. Meryem oğlu Mesih Allah-u Teala gönderecek. Feyenzülü inecek. Nereye? İnde menaretil beyza'e. Beyaz minare inecek. Beyaz minare inecek. Beyaz minare. Buna bir Türkçemizde ne diyoruz? Ak minare deniyor Türkçe diyor. Türkümüzde. Ak minare deniyor böylece. Hadis de böyle geliyor. Menaretil beyza'e. Ak minare inecek. Nerede bu ak minare dünyada? Şarkıya Dimaşka. Dimaşka'nın doğusunda. Nereye Dimaşk? Şam. Şimdi biz Türkiye'de Şam deriz. Aslında Dimaşk'tır aslında. Şam aslında bölge adı Şam. Mesela Anadolu, Trakya. Trakya kaç bir yer vardı? İl vardı Trakya'da. Anadolu kaç il varsa böyle. Aslında Şam da bölgenin adıdır. O bölge adıdır böyle. Şam merkezi şehir nedir? Aslında Dımaşk'tır. İsa Aleyhisselam demek ki nereye inecek? Beyaz minare. Ak minare inecek. Nerede ak minare? Şam'ın doğusunda. Doğusunda. Peki Peygamber'in zamanında acaba orada minare var mıydı orada şimdi? Ona gelin muhtemelen oraya. Asr-ı Saadet'in yok bir minare yeryüzünde. Yoktu muhtemelen. İlk minare Mısır'da yapıldı. Hazreti Muhammed'in zamanında. Onun da izinde öyle yapıldı böyle. Daha yok bir minare yeryüzünde böyle. Yani Şam'ın doğusunda orada minare yoktu zamanında böyle. Yoktu ama demek ki olacak. Bu da nedir? Peygamber'in mucizesi bu da muhtemelen efendisi. Peki ne vardı orada? Ne vardı orada o zamanlar? Romalıların tapınağı vardı. Adı Jüpiter. Jüpiter, o da Roma'dan tapınağı var, tapınak. Nedir tapınak? Bir toplum neyi kutsallaştırmışsa, ilahlaştırmışsa, ona da bir heykel yaptı, dikmişse, bunlara tapınak derler muhtemelenler. Tapınak böylece. Her toplumun yani putlaştırdığı ayrıdır böyle. Kim mesela hayvanları putlaştırmıştır, insan putlaştırmıştır. Demek ki bir toplum eğer bir kişi insanı putlaştırmış, kutsallaştırmış, heykel yaptığı bir yere dikmişse, oraya gidip de ona bir saygı yapılıyorsa, orada tapınak adını alıyor muhtemelen. Tapınak böylece. Orada tapınak diye böylece. Yapanlar putperest, müşriktir böylece. İşte ak minarenin bulunduğu yerde Peygamberimizden önceki zamanda da aynı zamanda orada tapınak vardı. Adı Jüpiter'di. Romalı tapınak, en büyük tapınak böyle. O zamanlar böyle. Tapınaktı, onu tapardı böyle. Belki genelde belli günlerde işte saygı duruşu yapar, şunu yapardı burada böylece. Sonra Hristiyanlaşınca şeyler, Romalılar Hristiyanlaşınca yani Konstantin zamanında Hristiyanlık kabul edince bu defa Konstantin emriyle tapınak oradan yıkıldı. Oraya kilise yapıldı oraya. Oraya bak. Kilise yapıldı. Peygamber'in zamanında kilise vardı orada. Orada kilise vardı bence. Çok büyük orada kilise vardı orada. Böyle. Kilise vardı orada. Sonra Müslümanlar Şam'ı fethedince Şam'a iki koldan girdi Müslüman orduları. Batıdan doğudan. Batıdan Halid bin Velid girdi. O savaşlara girdi. Doğudan giren Übeyd Hazretleri o surla girdi. Bu defa o tapınak kilisinde oldu, ortadan bölündü. Şimdi İslam'daki kurallara göre bir ülke barış ile teslim olursa onlara dokunulmaz böyle. Canım malı her şey emindir bunlara böyle. Ona dokunmaz bunlara böyle. Şimdi Şam'ın yarısı yani doğu tarafında oldu. Übeydullah'a teslim oldular. Kendileri sur teslim oldular. Kilisenin yarısı bu sefer dokunmadı buna böyle. Dokunmadı. Yarısı kilise olarak devam ediyor. Yarısı meşrit oluyor böyle burada böyle. Kaldı. Emeviler zamanında Velid bin Abdülmelik adı. Beşinci Emevi halifesi oldu kendisi oluyor kendisi. Velid bin Abdülmelik. O bunun zamanında bu halife Velid'in de en çok böyle yaptığı icraatı nedir? İmar çok imarcı gene böyle. Onun zamanında çok İslam ülkeleri böyle. İmar işlerinde yapıldı. Onun şöyle aklına bir şey doluyor ki ben de öyle bir meşri yapayım, cami yapayım ki ne kadar kilise, tapınak varsa yeryüzünde hepsinin daha büyük olsun bu diyor böyle. Akar öyle böyle. Yani İslam'ın gücü, kuvveti, varlığı, sağlığına görünsün burada böyle. Bütün kiliselerin üzerine olsun böyle diyor. Tapınak üzerine olsun diyor. Bunun üzerine o kilisenin olduğu yer, kilise olduğu yer, zaten kilise çıkılmış oldum orada, harap olmuştu. Onun yere ne yaptı? Cami yaptı. Adı Emeviye Camisi. Bir adı da Ümmeyye Cami diye bir Ümmeyye. İki adı var şimdi şu anda. Hala devam ediyor cami tamamdır.
Cami büyük mü cami? Büyük muhteremler. Kıble duvarı ne kadar bakınız? Doğu batı arası kıble duvarı 137 metre. 137 metre kıble duvarı muhteremler. 137 metre. Yani bir gir, bir baştan gir, bitmiyor cami var böyle. Dört tane mihrap var böyle. Ya her sandığı orta bana böylece, mihrap var böylece. Yani ilk girdim şaşırdım bununla böyle. Yani ilk girdim böyle, gidiyor gidiyor hiç bitmiyor böyle. 137 metre, 37 metre eni böyle. Kıble duvarı bu kadar muazzam bir cami yaptı böylece. 705 yılında başladı, 15'te bitti. 10 yıl devam ettim. 1000 kişi çalıştı bunda, 1000 kişi çalıştı. O dönemin en güzel mermerleri getirildi böyle. Sütunlar getirildi buraya. İşlemin yapıldı, altın işlemi yapıldı buraya. Bu şekilde gerçekten dünyanın en büyük camisi böyle kapalı alan olarak yaptı orasını. Şimdi gelelim minareye. Bu Emevi camisinin, Biat-ı Ümmiye camisinin 3 tane minaresi var. Minaresi var böyle. Biri önünde batı köşesinde. Yani kıbleni verince sağında bir minaresi. Bir minaresi sol köşesinde kıbleni verince üç minare arkada. Üç minare böyle. Yalnız onun minareleri kare şeklinde yola değil minarede. Kare şeklinde olan minareler. Kare şeklinde minareleri hala minareler bu şekilde. İşte ki önünü kıbleye verince soldaki köşedeki minare yani güneydoğu dediğimiz köşedeki minare adı Ak Minare onunla. Bak doğudaki kadar bakın. Yani Şam'ın ne oluyor böyle? Doğusu Ak Minare peygamber. Dediği minare adı da o şekilde Allah'ın hikmeti. Bak adı o şekilde. Ak Minare adı böylece. Ak Minare. Beş şerefeli. Beş şerefeli. Kare şeklinde. Cami beş şerefeli. Ben üç şerefesine çıktım. Üç şerefesine çıktım. Başım döndü. Bir baktım yukarıdan Şam şey bir görünüyor böyle. Yukarı çıkamadım artık. Başım döndü. Beş şerefeli. Büyük camim. İşte İsa Aleyhisselam oraya inecek muhtemelen. İnecek böyle. Yer inecek böyle bak. Ak minare böyle. Yani Peygamberimizin buyurduğu yere o anda orada kilise olur mu? Yok minare böyle işte. Daha evvel tapınak da orası. Yok minare. Ama Rabbim ne yaptı Rabbim? Halife Velid'in Rabbim gönlüne bu arzuyu verdi. Oraya ne yaptı? Büyük bir cami yaptı böyle. Eşi olmayan cami yaptı böylece. 10 sene tamamlandı. 1000 tane işi çalıştı. Çalıştı böyle. Bu azam pardiyot oraya bunu yaptı. Önü kıbrenin soldaki minare adı Ak Minare böyle. Kara şeklinde beş şerefeli. İnsan önce inecek oraya. İnsan